satranç aslında bir adım öteyi gösteren bir spor branşı. Yani rakibiniz bir hamle yapacak, siz yapacaksınız. Sizin yaptığınız hamleye milyonlarca ihtimal dahilinde ne oynayabilir onu düşünüyorsunuz. Tüm kararları kendiniz almanız gerekiyor. Tüm sorumluluk sizde. Bu yüzden çok dikkatli olmak zorundasınız. Yani bu yüzden her şeyi dışarıda bırakıp tamamen konsantre olacağınız nokta satranç tahtası. 64 kare olmak zorunda. Bu yüzden de normal hayatımda karar vermemde büyük avantaj sağladı. Ben Kübra Öztürk Örenli. Satranca 8 yaşında, ilkokul 2. sınıfta başladım. İlk antrenörüm İslam Osmanoğlu'nun ilkokulumuza gelerek bir satranç eğitim merkezi açtıklarını ve buraya öğrenci talep ettiklerini söylemişti öğretmenimize ve öğretmenimizin desteğiyle oraya başladım. Aslında benden önce de çok milli sporcu yetişmiş, biz başlamadan önce. Zamanın ekol olarak gösterilen satranç merkeziydi bizim aslında kulübümüz. Çünkü hala ben devam etmekteyim. Mustafa Yılmaz erkek milli takımında ve Türkiye'nin en iyi şu an erkeklerinden birisi. Aynı kulüpte çıktık ve çocukluk arkadaşıyız. Birimiz 8, birimiz 7 yaşındaydık satranca başladığımızda. İslam Hoca Bulgaristan göçmeniydi ve Rusçası, Bulgarcası çok iyiydi. Rusça, Bulgarca kitaplar getirirdi ve bize satrancı öyle öğretirdi aslında. Bir de İslam Hoca hep bize oyunlarla öğretirdi. Yani tam bir çocuğun nasıl öğrenmesi gerekiyorsa o şekilde öğretti ve hani o şekilde kalıcı oldu bizde. Çok dikkatli bir çocuktum ben. Yani hani konsantre, çabuk olabilen, dikkati dağılmayan, odaklanabilen bir çocuktum. İslam Hoca'nın hep şöyle bir şey vardı. Beni hep erkeklerle yarıştırdı. Hep erkek turnuvalarında oynadım. Hep buna inanırdı. Yani daha kuvvetleneceksin, daha iyi olacak diye. Ben belli bir yaşa kadar hep erkeklerle oynadım. Kızların kategorisinde çok az oynadım. Yani il birinciliklerinde Türkiye şampiyonluklarını saymazsam işte Ankara'da bir turnuvaya götürürdü. Erkeklerin oynadığı işte bir iki kız sporcu olurdu. Onlardan biri de bendim. İşte Türkiye'de bir açık turnuva olurdu, götürürdü. Ya ben böyle ayaklarım sandalyede sarkar, karşımda kocaman insanlar, erkekler. Onlarla oynardım ve bu şekilde kendimi geliştirdim. Ankara Mamak, Kayaş'ı biliyorsanız eğer, orada doğma büyümeyim. Satranca başladığımda herkes satranca kumar dedi. Aileme hep söylediler işte hani kız çocuğudur, gönderme, işte hocası Bulgar falan filan. Halbuki Türk göçmeni, İslam Osmanlı adı soyadı. Kumar olacak hiçbir şey yok. İşte cehalet ve bilmemezlikten gelen bir şey aslında bu. Ama ailem yani kulaklarını tıkadı. Satrancı bırak, eğitimin daha önemli. Hiç öyle bir şey söylemediler. Her zaman desteklediler. Çünkü evimizin bahçesinden satranç merkezi görünüyordu zaten yani. Biz bir de sabahtan bir gidiyorduk yaz tatilinde. Akşama kadar oradayız. Annem böyle yemeği sallandırıyordu artık bana poşetle falan. Gerçekten gelmek istemiyorduk. Ben Durak Öztürk. Kübra Öztürk'ün babasıyım. Kübra en küçük kızım. 3 tane çocuğum var. 2 kız bir oğlan. Satranç olayı evimizin yakına bir satranç merkezi açılmıştı. Orada İslam Hoca diye bizzat yani bize geldi. Okuldan dedi Kübra'ya satranç dersi vereceğim dedi. Benim için dedi yani hiçbir şey önemli değil. Ben çocuklardan dedi dünya, Avrupa şampiyonu olsun diye mücadele ediyorum derdi yani. Çekindik ama gene de mahallede mesela derdik ya satranç bir kumar oyunu derlerdi. Ama öyle değilmiş. Sonradan anladılar böyle televizyonlara da çıktık. Aile olarak gazetelerde çıktık. Ve mahalle ağır ağır neyin ne olduğunu anladı. Fakat kendi çocuklarını da gönderdi ama geç kalmış. Evimiz o kadar yakındı ki Kübra'nın çok avantajları vardı. Diğer çocuklara 2 saat, 3 saat ders verdi. Kübra 6 saat ders alırdı. Ankara'da ilk kupayı aldığında ben memleketteydim. Baba büyük kupayı ben aldım dedi. O kadar mutlu oldum, o kadar sevindim. Ondan sonra İspanya yolculuğu başladı. Bir anda kendimi 10 yaş altı kızlar dünya şampiyonasında İspanya'da buldum. Yani çok ilginçtir. Uçağa ilk defa biniyorum. Ailemden ilk defa ayrılıyorum. 8 yaşındayım. Elime bir bavul, ufak bir ayıcık verdiler. Benim yani beraber uyudu. Yaklaşık 150 kişi arasında hatırlıyorum 44. olmuştum. iyi bir puan aldım aslında ama tabii ki yani bu benim için büyük bir başarı değildi. Ondan sonra da ben yurt içi turnuvaları hep peşindeydim. Baba olarak hep destekçisiydim. Hafta ortası işten çıkardım. Ankara'da turnuva olduğu zaman, işten çıktığım zaman direkt oraya giderdim. Gece 10, 11, 12'de 1'de eve gelirdik. Yarı geliyordu, ailemin yarısını harcıyordum. Niye? Yurt dışına gidecek pasaport, vize. Federasyon bunu karşılamıyordu sadece. Ancak pasaport çıkarıyordu. Parasal yönden çoğu çocuğunu biri vazgeçti mesela. Göndermedi. Ben güvendiğim için destek oldum. Ve karşılığında kızım da aldı, ben de aldım. İlk Avrupa şampiyonu olduğunda işte bu evi annesine hediye olarak aldı. Kübra'nın satranç öğrenmesine bütün emeği olan, bütün yani hocalara teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm de İslam Hoca'ya. İkinci sene ben Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Tabii il birinciliğine, Türkiye Şampiyonası'na. İl birincisi oldum. Türkiye'de 3. oldum. Beni yine İslam Hocam şampiyonaya götürdü, Dünya Şampiyonası'na. O zaman 33. oldum. Sonra 3. yılımda yine gittiğimde bu sefer dünya 9.'su oldum. Bu Türkiye'de en iyi derecelerden biriydi. Çünkü ilk 10'a girmek gerçekten büyük başarıydı o zamanlar Türkiye adına. Daha sonrasında Avrupa yaş gruplarına gittik. 16 yaş altında 15 yaşında yarışırken Avrupa şampiyonu oldum. Tabii ki bu büyük bir ses getirdi. Çünkü ilk Avrupa şampiyonluğu yaş gruplarında ve benim için tarif edilemez bir mutluluktu. Yani evde kupalar artmaya başladıktan sonra ben satrancın ne demek olduğunu ve artık benim hayatımın bir parçası olduğunu anladım. Evet dedim Kübra, yani senin artık yapabileceğin bir şey ve bunu devam ettirmen gerekiyor. Gerçekten de çok güzel çalıştım, çok güzel çalıştırıldım. İkinci Avrupa şampiyonumun, yani üst üste 2 defa oldum. İkincinin ödülü $40.000'lık bir Amerika bursuydu. Ve ben bunu gitmeyerek reddettim. 16 yaşında bana bunu karar vermemi istediler. Daha o yetide değilim diye düşünüyorum kendim. Sonrasında işte ben orada ne yapacağım? Evet, genetik mühendisi olmak istiyordum. Bu benim en büyük hayalimdi. Ama şöyle düşündüm, yani Türkiye adına oynayamayacağım, gelemeyeceğim, sürekli bir milliyetçilik tarafım var. Avrupa şampiyonu olmuşum, kürsüye bayrakla çıkmışım. Yani hani o duyguyla reddettim. Daha sonrasında hep satranca devam etmek istediğim için de üniversiteyi bu yönde seçtim. Ve milli olduğum için de YÖK'ün atamasıyla Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak atandım. Bütün arkadaşlarım böyle futbolcu, basketbolcu, güreşçi, Amerikan futbolu, yüzme, voleybol. Ben satranç diyorum, senin ne işin var burada falan diyorlar. Yani senin işte bir mühendislik okuman lazım, ne bileyim matematik bölümü okuman lazım falan. Aslında hep böyle düşünülüyor işte. Hani asosyalsinizdir siz. Ya böyle işte sporla ne alakanız var, satrançta spor mu falan. Ama çok güzel anlattım ve herkes bunu artık biliyor. Satranç bir spordur diye. Biraz da benden sonra gelen kişilere ön ayak olmak için aslında ben Spor Bilimleri Fakültesi'ne girmek istedim. Çünkü tanınmıyordu ve bir satranççı olarak ilk kez ben Spor Bilimleri Fakültesi'ne girdim. Ve onur öğrencisi olarak bitirdim. Sonrasında KPSS'ye girmeden beden eğitimi ve spor öğretmeni oldum. Yine millilik avantajıyla. Bu da yine bir ilktir. İlk gittiğimde Gaziantep'e atanmıştım. Herkes tabii şaşırıyor. Satranççı, işte milli sporculukla atanmış vesaire. Ama bunu da yine benden sonraki gelecek olan kişiler yapsın diye yapmak istemiştim. İlk mesleğim benim satranç. İkinci mesleğim öğretmenlik. Kadın büyük ustayım şu an. Türkiye'de 2 kişiden biriyim. Hem öğretmenlik hayatım hem aktif olarak milli sporculuğum devam etmekte. İlk bebeğimi dünyaya getirmeden önce 3 aylık hamileyken ilk turnuvamı oynamıştım Türkiye Kadınlar Şampiyonası'nda. Daha sonra Türkiye Süper Ligi'nde de beraber hatta yarıştık Kayra ile. Şimdi ikinci bebeğime hamileyim. İkisiyle beraber yine Süper Lig'de bu sene oynayacağım. Tüm kadınlara örnek olmasını istiyorum bu durumun. Gittiği yere kadar gidecek diye düşünüyorum. Çünkü satranç hani bir girdap diyebilirim. İçine girdiğiniz anda bırakmanız mümkün değil. O başka bir sevda ve bu kadar başarı elde etmişken, bu kadar iyi bir noktaya gelmişken hani kadın milli takımını bırakmak ya da aktif sporculuğu bırakmak öncelikli olarak kendime haksızlık olur. Daha sonra bence çocuklarıma haksızlık olur diye düşünüyorum. Türkiye Kadınlar Şampiyonası'na gittiğimizde mesela küçük kızlar geliyor işte velisiyle, işte sizi idol olarak görüyor, ekol olarak alıyorlar. Gerçekten hani Kübra abla gibi olmak istiyorum diyen çok kişi oldu. Bu benim için gurur verici bir durum. Özellikle kız çocukları benim için çok çok önemli ve ders vermeye başladığımda kız çocuklarıyla başladım. Biliyorum ki kız çocukları yetişirse yani çok bambaşka olacak, yani sadece satranç açısından da değil, eğitim açısından, başka şeyler açısından, yani ülkemizde çok ihtiyacımız var kız çocuklarının belli bir noktaya gelmesine, belli bir eğitimleri almasına. Umarım dediğim gibi yani bir sürü Kübralar yetişir.